Abi oturacaksın burada. Şöyle yapsana babama. Tamam. Tamam. Otur biraz şöyle. Tamam. Ha, biraz daha baba buraya gel de şöyle rahat otur. Haber iyi mi? Tamam. İyi mi böyle? Hadi ben söyleyeyim. En son torunuma geçti bu iş. 40 sene muhtarlık yaptım. Şükür Allah'a varlığı da gördüm, darlığı da gördüm, zorluğu da gördüm. Allah'a çok şükür, bin şükür. Efendim, ne diyeyim? Şöyle. Dektut verdi değerini. Ben 17 yaşındaydım. 23 yaşımda askerden geldikten sonra babamın azası oldum. 15 sene kadar azalık görevimi devam etti. Sonra babamdan muhtarlığı devraldım. Babam o zaman 35-40 senelik muhtardı. 15 senede benim oldu. Toplam 47-50 sene arasında. Şimdi oğluma devrettim. Cenab-ı Allah ne kadar nasip ederse oğlum devam edecek. Şöyle. Gel koluma gir. Heh. Yürü. Yürüyoruz dede. El sallallah. El sallallah. İsmim Zeki Gül. İncede Mahallesi'ne yeni muhtar seçildim. İncede Mahallesi'nde 5 adaydık. Toplam İncede Mahallesi'nde 1500 seçmenimiz var. Yalnız bunun 1200'ü oy kullandı. En yakın rakibimden 100 oy farkımız vardı aramızda. Dedemden ve babamdan aldığım bilgi ve birikimlerimi daha iyi bir şekilde mahalleme sunacağımı arz etmek istiyorum. Muhtarlık aslında şimdi biraz para veriyle bizim zamanımızda hiç sıfırdan başladık. Para filan yoktu. Hizmet ettik devletimize elimizden geldiği kadar. Fakir fukarayı gözettik. Efendim elimizden geldiği kadar. 40 sene tuttuklarına göre mahalle sakinlerime çok teşekkür ediyorum. Efendime söyleyeyim 40 sene beni muhtarlığımda muhafaza ettiler. Bana oy verene de vermeyene de teşekkür ediyorum. Allah razı olsunlar. Şimdi muhtarlık. Muhtarlık bir hani mahalle bir aile. Büyük bir çatı altı. Nasıl bir baba ailesine evine sahip çıkıyorsa muhtar da mahallesine sahip çıkacak. İnan onun maaşı da falan değil. Maaş gelirse benim maaşım o da bizden gördü. O da 15 senelik benim arızam. Ben babamın 25 senelik arızasıydım. Oğlum da benim 15 senelik arızam. Hani biz birbirimize yetiştik. Yani ustamız babam. Yani eski muhtarımız. Bunlar tabii ki gerçekten hiçbir maddiyat beklemeden. Bunlar öyle yaptı. Biz de devlet çok Allah eksikliğini göstermesin. Ondan aldığımızı da halkımıza aktarıyoruz. Kızın ayağımı sapatmış dedi. Bir şey değil durdu. Evet. Bu şey mi? Aynen resmi o. İnşallah dedemden ve babamdan daha iyi bir performans gösterip mahallemizi de memnun ederiz bu şekilde. Niyetimiz uzun soluklu, bu sadece bu dönemle alakalı değil. Allah nasip ederse 2, 3 artık nereye kadar gidebilirsek mahallemizde memnun olduğu sürece, seçtiği sürece devam edeceğiz her türlü. Benden sonra 2 tane kızım var. İnşallah belki onları olabilir. Bilemiyorum şu anda. İlerleyen durum gösterecek onu da. Ha?
Sağ ol. 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 Sağ ol.